büyük zaferin yıl dönümü. Birkaç yıldır devlet erkanı Anıtkabir'e gidiyor. Birkaç yıldır derken sürekli gidiyor. Her 30 Ağustos'ta orada da birkaç yıldır Erdoğan Anıtkabir törenlerinde katılan bir grup Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan diye sloganlar atıyor. Önce bu bir rezillik. Bu bir rezillik. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet olsaydı, muhalefetin başı olsaydı bu törenlere de işte CHP'nin ya da muhalefetinden seçilen cumhurbaşkanı olsaydı ve o alanda da işte CHP'nin olsaydı mesela ve genel başkanlarıyla ilgili orada katılanlar alkışlarla atıyorum rahmetli Ecevit'in adı, rahmetli İnönü, Erdal İnönü'nün adı, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Özgür Özel'in ya da Ekrem İmamoğlu'nun ya da herhangi birinin adı bağırılsaydı nasıl bir demeç verildi? Reziller, gerizekalı. Anıtkabir'de, anıtta yani mezarlıkta sizi anmaya gittiğiniz, karşısında saygı duruşunda bulunmaya çalıştığınız bir insana nasıl terbiyesizlik yaparsınız? Nasıl saygısızlık yaparsınız? Utanmazlar, arsızlar diye konuşur muydu, konuşmaz mıydı? Bence konuşurdu. Bence konuşurdu. Ve asıl, evet orası bir anıt ama aynı zamanda bir mezar arkadaşlar. Hem anıt, anıt mezar çünkü. Nasıl bir saygısızlık, nasıl bir inancınız var lan sizin? Ve bir tane parti yetkilisi yıllardır sakın ha bağırmayın, slogan atmayın diye niye uyarmaz arkadaşlar? Uyarmaz. Yani siz bunu Erdoğan'dan ya da AK Parti Genel Merkezi'nden bağımsız bir slogan atımı olarak değerlendirebilirsiniz. Kimileriniz için söylüyorum ama bağımsız olmadığını söylemek isterim. Şöyle gelelim. Niye veremiyoruz? Niye veremiyoruz arkadaşlar? Olur mu öyle şey? Vermemiz gerekir. Evet, verelim şimdi size. Erdoğan, Erdoğan diye slogan atmaktan ne anlarlar? Niye bağırırlar? Niye bu saygısızlığı yaparlar? Neden yaparlar? Yani bu lümpenlik. Bak çok net söylüyorum. Lümpenlik. Ya herhangi bir mezara gidiyorsunuz, düşünün. Anmaya gidiyorsunuz. Oraya ziyarete gelen bir tane adam var. Onun adını bağırıyorsunuz alkışlayarak. Adam derken o cumhurbaşkanı. Yani AK Parti'nin genel başkanı, ülkenin cumhurbaşkanı, ülkeyi 22 yıldır yönetiyor. 2014'ten beri cumhurbaşkanı ve her Anıtkabir'e gittiğinde bu sloganlar atılıyor. Yeter artık. Ya, terbiyesizliğinde, hassizliğinde bir şeyi var değil mi? Niye Erdoğan bununla ilgili olarak, cumhurbaşkanı olarak bir konuşma yapmaz? Hassizlik yapmayın, terbiyesizlik yapmayın. Kendi tabiriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygısızlık yapmayın demesi gerekmez mi? Tabii o Gazi Mustafa Kemal derdi. Atatürk kelimesini çok kullanır mı, kullanmaz mı bilmiyorum. Şimdi Diyanet 30 Ağustos'ta geçen gün Ali Erbaş konuşurken Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmişti. Ama Cuma hutbesinde bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili Cuma hutbesi yayınladı. Ama ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün adı her zaman olduğu gibi yine yoktu. Ekrem İmamoğlu Cuma'dan çıkarken bir konuşma yaptı arkadaşlar. Kısa bir konuşma. Onu da vermek istiyorum Ekrem'e. Yani bence tercüman olmuş hislerimize. Önce onu söyleyeyim. Ben de olsam böyle söylerdim. Ben daha sertini konuşurdum tabii önce. Böyle.
sürede Atatürk'ün adı yok. Memleketin 10 yıl bu insanlar savaştı, 10 yıl. 1912-1922. Yüzyıllardır gerileyen, toprakları işgal edilen bir millet ve devlet ilk defa dur dedi. Dur diyen o komutan Mustafa Kemal Atatürk. Kim için? Bu millet için. Bu milletin yaşamı için, inancı için, kültürü için, camisi için, ezanı için. Gençleri Başkanı bu milletin milli ve manevi duygularını taşıyan bir insan değil. Siyaset yapıyor, birilerine yaramıyor, kime yarandığını da bilmiyorum. Allah onu ıslah etsin. Yani Allah onu ıslah etsin demiş. İslah olacaklarını zannetmiyorum sevgili izleyiciler. Ama hatırlarsınız sizinle sürekli olarak bir şey paylaşıyorum. Bu özellikle 14 Mayıs seçimleri öncesi ve 14 Mayıs seçimler sonrasında analizlerimde Türkiye'de iki tane derin devlet olduğunu, birinin Avrasyacı kanat, diğerinde NATO'cu kanat, Atlantik kanadı olduğunu ve bu iki kanadın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın bir dönem daha sürmesiyle ilgili mutabakata vardıklarını anlatmıştım. Bunu söyleyeyim, bu benim kafamdan attığım bir şey değildi. Kaynaklarımdan aldığım bilgiyle paylaştığım bir şeydi, sonuçtu, öyle söyleyelim. Ve bunun üzerine analizler yapmıştım. Ve bu analizle ilgili olarak ne demek istediğim, hatta kızıl elmayı koymuştum biliyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün Zafer Bayramı ile ilgili Anıtkabir'e çıktığında Anıtkabir özel not defterine bir bilgi düştü sevgili arkadaşlar. Dedi ki Atatürk, milletimizin kızıl elmasına dönüşen Türkiye yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu cumhuriyetin kurucu Mustafa Kemal Atatürk de dahil olmak üzere aslında kızıl elma. Bence bu devleti kuranların da daha sonra bu devleti sürdürenlerin de nihai amaçlarından bir tanesi. Aslında devlet bu kızıl elmayı Erdoğan'ın şahsında, toplumsal desteği olan Erdoğan'ın şahsında hayata geçirebileceğine yönelik olarak bir, nasıl söyleyeyim size, sonuca ulaştı. Ve Erdoğan'ı onun için desteklediler. Şimdi normalde Erdoğan milliyetçi bir adam değil sevgili izleyiciler. Milliyetçi bir siyasetçi değil. Kızıl elma ile ilgili hayatının hiçbir evresinde hedefi olmuş biri değil. O ümmetçi biri. Açık söyleyelim bunu. Yani o geleneksel ümmetçi bir siyaset anlayışının siyaset adamı. Ama ne zaman ki Türkiye'de devletin kimi kanatlarıyla anlaştıktan sonra, özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra sevgili izleyiciler, hatta bunun öncesi de var, Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar var. İşte o devletinle ilgili bir yol yürüyor. Devlet Bahçeli'nin de, yani MHP'nin de destek vermesinin, yani devletin bir kanadı adına destek vermesinin temel nedeni de o. Hedef kızıl elma. Şimdi bu kızıl elma ile ilgili olarak olur mu olmaz mı ayrı bir olay. Bununla ilgili bir yıl tartışmalar yapabilirsiniz ama bununla ilgili sizinle politik tartışmalar da yapabilirim. Ama kızıl elma hedefinin aslında Çin'in ve Japonya'nın sevgili arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Çin ve Japonya'ya yönelik olarak Rusya'ya yönelik bir duvar örme hareketi olduğunu da değerlendirirseniz farklı bir şekilde. Rusya'nın da bu kızıl elma ile ilgili Erdoğan destek verdiğini, Avrasyacı kanadında destek verdiğini düşünürseniz, ha olur olmamazlığını tartışmıyorum ama masadaki kurgu açısından bir 50 yıl, bir 30 yıllık hedef açısından bunun görülmesi gerektiğini bir kez daha Erdoğan'ın bugün Anıtkabir'de yapmış olduğu o deftere düştüğü nota bakınca bunu sizinle paylaşmak ve bir kez daha hatırlatmak istedim sevgili arkadaşlar. Çalarlar bu elmayı da demiş Yunus Ali. Ümmetçi biri kendisiyle saraylarda yaşarken ümmetini sefalete sürükler mi? Sürükler sevgili izleyiciler. Tüm saraylarda yaşayanlar hep böyle yaptılar. Ümmeti de umurlarında bile olmaz. Onlar saraylarında yaşadığı gibi milletin yaşadığını düşündüler. Bir de onları hak ettiklerini düşündüler.
Bakalım. Hatta bir açıklamasını sanki zorla Atatürk dedirttiler diyor onları. Kızıl elma, kızıl elma saf Türkçülüğü içerir. Gürcü ile kızıl elma ne alaka demiş. Ah be canımın içi. İktidar, 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 iktidarda kalmak meselesi. Herkesi eleştiriyorsun ama onların pozisyonunda olsan 10 kat daha fazla hata yapar. Bana bilmiyorum kime dediğini bilemiyorum. Güzel konuşmuş. Peki camide imamı neden ikaz etmemiş? Bilmiyoruz. Belki ikaz etmiş olabilir ama imam ne yapsın ki? Eline gelen hutbeyi okumak zorunda sevgili arkadaşlar. Devletin memuru. Okumazsa ertesi gün görevden alınır, başka bir yere sürülür.